Ekim 2013, Erdal Altuntaş, Köşe Yazısı. Büyük koalisyon gerekli. Sevgili okurlar, 22 Eylül'de yapılan Federal Almanya parlamento seçimlerinde sandıktan kimin çıktığı kadar seçimlere katılım da çok önemliydi bence. Seçimden aylar önce siyasiler her ortamda hangi partiye oy verirseniz verin mutlaka seçime katılınız çağrısında bulundu. Medyada buna duyarsız kalmayarak haberlerinde seçime katılımın önemini çok sık vurguladı. Hatta Almanya genelinde ilk defa kurulan Haydi Sandık Başına adlı bir seçim inisiyatifi de seçmenlerimizi sandığa davet eden reklamlar ve plakatlar hazırladı. Tüm bu çalışmalar meyvesini verdi ve seçimlere genelde duyarsız davranan Türk kökenli seçmenler de bu seçimlere büyük ilgi gösterdi. Çevremden ve yaşadığım şehir Hamburg'dan gördüğüm kadarıyla Türk kökenli seçmenler demokratik hakkını kullanmak için 22 Eylül'de sandığa koştular. Sandığa giderek oy hakkını kullanan tüm seçmenleri tebrik ediyorum. Oyunuzu verdiğiniz parti kazanamasa da üzülmeyin. Oy kullanmayanların dışında kimsenin oyu boşa gitmez. Çünkü her oyun ayrı bir önemi var. Güçlü bir iktidar kadar iktidarın ensesinde olan güçlü bir muhalefete de ihtiyaç var. Bu seçimlerde de sizin tek oyunuzla milletvekili seçilen veya seçilemeyenler olduğunu unutmayın. Kuzey Almanya Post Gazetesi sınırları içinde 9 Türkiye kökenli adayımız seçimlere katıldı. Bunlardan sadece ikisi kazandı. Gazetemizin yazarları arasında olan SPD'li Aydan Özoğuz ve yine SPD'li Metin Hakverdi'yi tebrik ediyorum. Seçim öncesi iki adayımız da büromuza gelerek seçim programlarını okurlarımız için anlatmışlardı. Biz de iki adayımızın vaatlerini tam sayfalık bir röportajla duyurmuştuk. Türklere en fazla ulaşan gazeteniz Posta röportaj veren iki adayımızın da milletvekili seçilmesi bizi daha da mutlu etti. Almanya genelindeki 11 Türk kökenli milletvekilinin ikisinin Hamburg'dan çıkması da ayrı bir sevinç kaynağı. İstatistiklere bakarsak 630 sandalyeli mecliste 11 Türk kökenli olmak üzere göçmen kökenli milletvekili sayısı da 35'e yükseldi. Bunlardan SPD 12, CDU-CSU 9, Sol Parti 7 ve Yeşiller Partisi de 7 milletvekili çıkarttı. Bu da mecliste %5,5'lik bir rakam demek. Bu nedenle Sayın Özoğuz ve Hakverdi'yi tekrar tebrik ediyorum. Seçim öncesi verdikleri sözleri tutup tutmayacaklarını da takip ederek yine sizlere bu sayfalarımızda ileteceğiz. Önemli olan seçimden önce konuşmak değil, seçildikten sonra da sözlerinin arkasında durabilmektir. Şimdi gelelim koalisyona. Bu seçimlerde de sandıktan üçüncü defa üst üste Merkel galip ayrıldı. Geçen sayımızda da Başbakan Merkel ile bir söyleşi yaparak 4 sayfalık bu röportajı Türkçe ve Almanca olarak yayınlamıştık. Genelde CDU'ya yabancılar politikasından dolayı mesafeli duran Türk seçmenin özellikle işveren kesiminin bir kısmının bu seçimlerde CDU'ya oy verdiğini öğrendik. Bu da gösteriyor ki SPD'nin bundan sonra daha dikkatli politika yapması lazım. Nasıl olsa Türk seçmen bizi seçer mantığıyla hareket etmeden gerçekten Türk kökenli seçmenin tabanına inmesi, verdikleri sözleri tutması lazım. Yoksa seçmenini başka partilere kaptırabilir. Seçimlerdeki başarısından dolayı öncelikle Sayın Merkel'i tebrik ediyorum. Ama CDU birinci olsa da hükümeti kurması kesin değil. Mesela SPD, Sol Parti ve Yeşiller anlaşmış olsa CDU'nun üstün bir şekilde birinciliği hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ama Sol Parti ile CDU ne de SPD'yi koalisyon yapmak istemiyorlar. Bu durumda topu kullanma hakkı yine CDU'da. Bu koalisyon işine siyasetçiler gibi ben de kafa yordum. Almanya ve biz göçmenler açısından en mantıklı sonucun büyük koalisyondan yana olduğunu söylüyor mantığım. İki büyük gücün birleşmesinden başka mantıklı seçim göremiyorum. Eğer büyük koalisyon olursa SPD'nin verdiği sözler ne olacak? Bu durumda çifte vatandaşlık hakkımız bir başka seçime mi kalacak? Ya da CDU insafa gelecek ve iki büyük gücün gücüyle belki de meclisten geçiverecek mi? Haydi CDU, haydi SPD, aranızda anlaşın ve büyük koalisyonu kurun. Böylece Almanya'daki ekonomimiz başta olmak üzere vergi sistemi, işsizlik, hırsızlık, yabancı düşmanlığı, sosyal haklar, çalışanın askeri ücreti, emeklilik maaşları vesaire vesaire. Tüm bu sorunları çözerek bizi daha iyi yaşanabilir bir Almanya bırakın. Tabii ki güç elinizdeyken çifte vatandaşlık hakkımızı da unutmayın. Büyük koalisyon şimdiden hayırlı olsun. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Son söz. Mal kaybeden bir şeyi kaybetmiştir. Onurunu kaybeden birçok şeyi kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe.